Gökler çıkabildin, uçabildin senelindir.
Tarihi kendin yazıyorsan eserindir. Bahset mi bugün saadetinin mucizesinden? İnsan utanır sonra, yarın kendi sesinden. Asrın yaşamak farkını vermez sana kimse. Sen asrın üstünde, izin varsa benimse. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak cumhuriyet yaraşır. Hulusi Köymen'in işte cumhuriyetten beklediğimiz netice isimli anıyı seslendirmesi için 10 kez sınıfından can boynu yolu adlı arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. İskelede etrafını çevirmiş bulunmaktaydı. Bir kadının elinde bir kağıtla Atatürk'e yaklaştığı görüldü. İhtiyar, zayıf bir kadındı. Atanın yolunu keserek titrek bir sesle ''Beni tanıdın mı oğlum?'' dedi. ''Ben sizin Selanik'te komşunuzdum. Bir oğlum var. Devlet demir yollarına girmek istiyor. Siz de onu alsınlar.'' dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu yine işe almamış. Ne oldu bir kere de siz söyleseniz. Atatürk'ün çelik bakış gözleri sahneye yaparladı. Elleriyle geniş cesaret yaparak ve yüksek bir sesle ''Oğlunu almadılar mı?'' dedi. ''Ben tavsiye ettiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş. Çok iyi yapmışlar. İşte Cumhuriyet böyle anlaşılacak.'' Kadın kalabalık içinde kaybolmuştu. Ve Atatürk adeta kendinden geçmiş bir sesle ''İşte Cumhuriyet'ten beklediğimiz netice.'' diyordu. Cumhuriyet ile ilgili özlü sözler okumaları için 10. sınıfından Can Boynuoğlu, Batuhan İzmeli ve 11. sınıfından Arda Karabıyık arkadaşlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Ey Türkiye!